An ismiyle ilgili tartışmalar var. Evet. Diyor ki bizim mesela, kim bizim gazeteden, T ve adını unut değil mi? Yazarlarımızdan birisi. Yumuşak G olmalı. Eren Kaan. Afyoncu. Eren Afyoncu. Kusura bakmasın Eren Afyoncu da, yayın telaşına versin. Yumuşak G olmalı diyor ama çok anlamlı mı yani? Şimdi tabii bu pazarlama teknolojisinde, stratejisinde ileride sorun yaratır. Çünkü yumuşak G'yi kullanarak pazarlamaya çalıştığınız bir ürün anlamlı olmaz. Bir de hani Kaan isminin Moğolca olduğu, Kaan'ın Türkçe olduğu gibi bir ibare üzerinden bir tartışma yaratmanın çok anlamlı olmadığını. Bence de Kaan burada bu bir marka yaratıyorsunuz. Gayet de dünyanın neresinde görseniz Kaan. Fonetik olarak da bir savaş uçağına çok uygun bir isim gibi insan hocam değil mi? Kaan kolay dediğinizde... kullanımlı evet. Kolay kullanılır. Kolay yani. Kullanılır. Bir şey daha. Kısa. Yani bu son zamanlarda icraatıyla değil de lafzi anlamda sıklıkla ırkçılığa da kaçacak şekilde Türkçülük yapanlar var. Bunlar ısrarlı bir şekilde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı falan eleştiriyorlar. Milli muharip uçak yapıldığı adı Kaan, milli tank yapıldığı adı Altay, füze sistemlerimiz yapılıyor isimleri Gökdoğan, Bozdoğan öyle, gibi evet isimler. Dolayısıyla biri icraatta bu milleti ne kadar sevme noktasında adımlar atarken diğerleri de sokağa bir takım evet, sembolik kavramlar üzerinden karıştırma derdinde. Devlet Bahçeli değil mi ismi de bulan? İsim babası yani. O evet. Devlet daha Bahçeli. Ne olsun ya işte yani. Bu arada ön Türkleri de alırsan milattan önce 5000'den beri dünyada var olan bir milletten bahsediyoruz. Yani atların koşum takımı olmasaydı, bulunmasaydı evet, bu kadar ağaçlar kesilip kıyılara götürüp gemiler yapılamaz vesaire. Yani bizim insanlığa kattıklarımız az buz şeyler değildir ya da işte mesela hayvanların aşil tendonundan yapılan ve süvarilerin ok atmasını sağlayan sistemler dahil olmak üzere tarih boyunca böyle bilinir zaten. Milliyetçilik bu ya Özay. Tabii. Uçak yapmışsın. İstersen ismine bilmem hiç önemli değil. İsmine ne diyorsan de her şey de olabilir ama acaba uçak yapmışsın. Şey, ne olacak Kaan ya? İsmi de çok yakışmış bence bir marka olarak da. Evet. Çok güzel duruyor. Uluslararası kullanıma da uygun. Dünyanın her yerinde. Hubbül vatan minel geçer. İman diyelim biz. Efendim? Vatan sevgisi imandandır. Yani ben mesela kendimi milliyetçi olarak tanımlamıyorum. Eyvallah. Ben yurtsever olarak tanımlıyorum. Bu coğrafya üstünde kendine Türk desin demesin kim yaşıyorsa bu ülkeye vatandaşlık bağlılığına bağlı olan bu kadar. Herkes zaten yani çağdaş tanımı da bu diye düşünüyorum. Bunlar başka ayrıntılar. Devam edelim mi? Bununla ilgili söyleyeceklerimiz var mı? Diğer ya, konularımız da var. Yani Kaan, son bir Kaan'la ilgili şunu söyleyeyim. Yani ben önümüzdeki süreçlerde zaten hangi test aşamalarından geçeceğini konuştuk. Bunun yanında A haber ekranında bir tarihe not anlamında düşelim. Hı hı. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu vakitten sonra Türkiye'yi F-35 programına almak için daha yüksek manevralı söylemlere girişeceğini düşünüyorum. Yanına Marshall yardımı da katarlar. Tabii. Teşvikli ve. Buna rağmen ben mesela Türkiye'nin 2-3 filoluk bir F-35 filosunu Kaan'ın yanına katmasının ve Kaan'ın projesini tavsatmamak kaydıyla alınmasında hiçbir zaman eleştirmem ama önümüzdeki süreçlerde ki zaten şimdiden bir takım sinyaller gelmeye başladı. Türkiye'yi tekrardan F-35 projesine alarak birinci öncelikli olarak Türkiye'yi bu konuyla ilgili boyunduruk altına alma, tahakküm altına alma siyasetini acaba devam ettirebilir miyiz ortaya koyacaklardır. İkincisi de bu 1.7 trilyon dolar Özay Hocam söylemişti. İşletme maliyeti. Bununla ilgili olarak tabii ki ne kadarını ülkeler bazında dağıtabilirseniz o kadar Amerikan ekonomisi açısından da son derece kıymetli. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde her türden siyaset işte Trump'la Biden'ın çekişmesi de dahil olmak üzere birçok parametreye bakarak yapılır. Bu parametrelerin içerisinde en etken olan Industrial Military Complex yani endüstriyel askeri sanayi tesisleridir. Bunlar Amerikan siyasetini dahi dizayn eden siyasetlerdir. Ben önümüzdeki süreçlerde bu türden gelişmeler yaşanabileceğini söylüyorum. Bir cümlede şunu söylüyorum. Bugüne kadar birçok farklı televizyon ekranında Türkiye'nin Kaan noktasında, Milli Muharip Uçak noktasında 2023 yılında işte ilk semalarda görüleceğiyle ilgili fikri savunurken NATO düzeyinde görev yapmış çok önemli kişilerin, daha doğrusu kendilerine çok önemli kişilik kılıfı biçmiş olan kişilerin bugün baktım sosyal medya hesaplarında tek bir haber yok. Hatta şöyle söyleyeyim, bugün bazı televizyon kanallarında Kaan'la ilgili tek bir haber çıkmadı. Oturdum
Hiç erinmedim, baktım. Çin televizyonlarında haber oldu. Onu da sosyal medyamda yayınladım zaten. Çin'de haber oldu. Deutsche Welle'de haber oldu. Bloomberg'de haber oldu. İngiltere'de haber oldu. Yunanistan'da oldu. Yunanistan'da Katimeri'nin bir yazısını okudum hatta bu konuyla ilgili. Ama Türkiye'de bir iki tane numune var ki haber bile yapamadılar. Tıpkı ne gibi? Tıpkı TRT'ye ve Anadolu Ajansı'na sürekli olarak bühtanda bulunup Sayın Cumhurbaşkanı'nın biz soykırımın cenderesinden geçmedik lafını Deutsche Welle ile birlikte yayınlayamayan Ruşen Çakır gibi. Evet, bunlar hocam bizi keklemişler yıllarca. Biz TSK'nın yaptığı operasyonlarda herhangi bir insan hakkı ihlali olursa gazeteciyiz, görevimiz bu. Bunları yazdık çizdik diye neredeyse bize vatan haini diyen adamlar, ki darbeci generallerle ilgiliydi eleştirimiz. Mehmetçiğe niye bir şey olsun, biz gidiyoruz askere. O noktada olan adamlar bugün Türk Silahlı Kuvvetleri daha da güçleniyor. Envanterine dünya çapında işte yarışabilecek uçaklar ekliyor, silahlar ekliyor. Yusuf Alabar da diyor ki bir tweet atmıyorlar. Gerçek yüzlerinin, maskelerinin düşmesi için bundan turnu daha iyi bir gelişme olamaz. Yani geçiyoruz. Dolayısıyla siyasi polemikler falan hiçbir şey ifade etmiyor. Melih. Buyur hocam. Emin Pazarcı mı seslendi bize, yoksa ben gayipten... Emin abi seslendi. İki laf söyleme hakkına sahibim. Tabii ki. Sahibim diye düşünüyorum. Tabii ki. Milliyetçilik nedir? Milliyetçilik işte budur. Kaan'dır. Milliyetçilik otoyollardır. Milliyetçilik TCG Anadolu'dur. Milliyetçilik Azerbaycan'la sıkı ilişkilerdir. Bu milliyetçilik nutukları atanlar bizim çocukluğumuzda Kızıl Elma diyorlardı. Turan diyorlardı. İşte Turan öyküsü, Kızıl Elma öyküsü bugün gerçekleşiyor. Şöyle bakıldığı zaman milliyetçilik düşmanı milliyetçiliği ayaklar altına alıyor dedikleri Tayyip Erdoğan hükümeti bunları gerçekleştirdi. Yani milliyetçilik budur. Milliyetçilik Türk milletinin refahıdır. Türk milletinin ezilmesini engellemektir. Türk milletinin ne diyelim, yıldızlara ok atmasıdır. Bugün bunlar yapılıyor. Daha ne istiyorlar? Bunlar milliyetçi falan değiller. Bunlar millet düşmanlar. Çok açık söylüyorum. Bakın, iki laf etme hakkım var diyorum. Tabii. Çünkü 1977'den bahsettiniz biraz önce. 1977 emperyalizmin Türkiye'nin içine el attığı, herkesin birbirini sokakta vurduğu, o kanlı 1 Mayıs olaylarının gerçekleştiği ve Türkiye'nin son derece zayıf olduğu bir dönemdi. Zaten 1974 Kıbrıs Harekatı'nın ardından o Ecevit'in attığı adımın bize acıları, daha doğrusu cezası kesiliyordu. Bir yandan Sovyetler Birliği Türkiye'yi yapmaya çalışıyordu, sıkıştırmaya. Öbür taraftan Amerika Birleşik Devletleri ve Bulgaristan'da Vitoşa Otel'de iki gruba da silah veriliyordu. Yani sağa sola ve Çorum olayları, Kahramanmaraş olayları, Alevi Sünni diye millet birbirine vurduruyordu. Türkiye bunları aştı. Bugün milliyetçiyim diyen insanlar, milliyim diyen insanlar bunlarla gurur duymalılar. Aksi takdirde ben bunlara milliyetçi falan diyemiyorum. Bunlar olsa olsa PKK'nın siyasi uzantısı, DEM'le birlikte hareket eden ve kendilerini milliyetçi sanan, millilikten uzak bir takım insanlardır. Meseleye böyle bakıyorum ben. Evet, ben Emin Pazarcı'nın Ankara stüdyoda olduğunu unuttuğum için milliyetçi değilim falan deme gafletinde bulundum. Ama Emin Pazarcı benim ne dediğimi çok iyi biliyor tabii ki. Siz de milliyetçisiniz. Eğer milliyetçilik milletini sevmek ise, milletinin refahını düşünmekse, ben orada milliyetçi olmayan bir kişi görmüyorum. Yani şeylerle böyle şablonlarla bakmayalım. Eyvallah. Herkes milliyetçidir Türkiye'de. Tabii herkes yurtseverdir. Herkes demokrattır. Yani espri yapıyorum. Emin Pazarcı benim sözlerimi çok iyi anlıyor eminim. Söylüyorum. Biz de ortak şeyleri zaten paylaşıyoruz. Melih, ayıbı şöyle okumak lazım. Human Rights Watch, yani Dünya İnsan Hakları İzleme Örgütü. Gazze'de binlerce, o ilk en yoğun bombardımanın olduğu günlerde internet sitesinde Gazze'de yaşanana dair tek bir satır paylaşmadı, biliyor musun? 7 Ekim'in görüntülerini paylaştı. Şimdi İsrail'le uğraşmaya başladılar da o ilk 15 gün, o en yoğun bombardıman, hastanenin vurulduğu zaman dahil olmak üzere. Şimdi ikiyüzlülükle karşılaşınca insan haksızlığın farkına varıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin öldürdüğü insanlara göre aynı Human Rights Watch, Irak'ın kuzeyindeki Türkiye'nin askeri harekatında iki kişiyle ilgili iddiada bulunmuş, sivil ölüm mü oldu diye. Türkiye'de orada sonra temiz olduğu ortaya çıktı da yıllar yılı bununla ilgili onlarca basın toplantısı düzenleyip İsrail'in binlerce çocuğu öldürdüğü haftada internet sitesinde buna yer vermediğin zaman demokrat olmaz. Tabii. Yani, hocam, Julian Assange'a neler yapıyorlar? Şu an adam içeri tıkmaya çalışıyorlar. Assange'ın tek yaptığı ABD ordusunun insan hakları ihlallerini belgelemek.
O İngiltere'nin Afganistan'da hali, 22 o İsveç'in hali şu öldürürler. An yan yana gelmişler. Hukukun arkasından donanalım. Bir gazeteciyi nasıl içeri tıkalım? Özay'ın dediği gibi Türkiye hakkında, diğerleri hakkında tonlarca rapor hazırlıyorlar ama yok hükmündedir. Fakat işte böyle adımlar atıldıkça da siz daha iddialı konuşma hakkına sahip oluyorsunuz. Bu arada Gazze'den konu açılmışken bir gelişmeyi aktarayım. 26 Avrupa Birliği ülkesi kalıcı bir ateşkesi adım olarak Gazze'de geçici bir insani ara verilmesini talep ettiler. Öyle bir terminoloji kullanıyorlar biliyorsunuz. Olsun, geçici ara desinler ne olursa olsun. Bu önemli bir adım bence. Avrupa Birliği'nde 27 ülke var. Bunların biri dışında açıklanmadı içerikler ama herkes bu karara katılıyor. Talepte rehinelerin serbest bırakılması, yardımların Gazze'ye ulaştırılması yer alıyor. Ancak bu koşulların pek gösterir misin? Sağlanacağı da biliyor musun? Nedir bu? Özel un bulunmadığı için hayvan yeminden her sabah çocuklara bunu yapıyorlar. Samet görebiliyor musun? Böyle bunu yiyor çocuklar her sabah kahvaltıda. Hayvan yeminden yapılıyor. Evet. Ha? Korkunç. Bu hayvan yeminden yapılıyor. Her sabah çocuklar bunu yiyorlar. UNICEF'teki yetkililer. 27 AB üyesi ülkesi toplanmış da onu yapmış da bunu yapmış da. Çocuklar bunu yiyor her sabah. Bir gün çocuklarına hayvan yeminden yapılmış öyle bir şey yedirsinler bakayım kahvaltıda. Olur mu öyle şey? Evet. Yine de bir adım atılması gerekiyor. Çünkü herkes hemfikir ama evet, şu an bombalar yağıyor Gazze'de. Ne olursa olsun insani ara mı diyorlar. Bir gece bombalanmaması Gazze'nin. Ya duş alamadığımızda Yusuf Hocam yani şey moralimiz bozuluyor İhsan Hocam değil mi? O günümüz iyi geçmiyor. Yemekte bir sorun olursa bilmem ne oluyor. Acil bir adım atılması gerekiyor. Umarız ilerletilir bu süreç. Bir de insanlar çocuklarına oyuncak alamadıkları zaman morali bozuluyor. Orada çocuklar ölüyor. İşte hayvan yeminden yapıyorlarmış ya. Bundan daha öte bir şey yok. Açlıktan ölümler başlamış özellikle kuzey tarafta. Evet, 1,5 milyondan fazla insanı bir bölgede topladılar. Ve şu an itibariyle de ne yazık ki devam ediyor.